Başkanım, amatör spor kulüpleri Alanya'da yine bir araya geldi. Evet. Burada kulüpleri yalnız bırakmayan tek belediye başkanı sizsiniz. Takımlarınız başarılı, siz başarılısınız. Bir genel bir görüşlerinizi alalım. Yani öncelikle tabii Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. En azından Ankara'mızda 180'e yakın amatör spor kulübümüz var. Kulüp başkanlarımızı, idarecilerimizi bir araya getirdi. Birlik beraberlikten güç doğar, kuvvet doğar. Burada tabii amatör sporun sorunları, artıları, eksileri tartışılacak. Ortaya konacak. Ve inşallah bu çocuklar geleceğin kaliteli ve Türkiye'ye madalya getirecek çocuklar olacaklar. Amatör spor deyince tabii yalnızca futbol değil, voleyboluyla, basketboluyla, halteriyle, boksuyla, güreşiyle bütün bunları içine alan bir spor. Bizim derdimiz de hep şu. Benim öncelikli derdim bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmış olmak gibidir. Temel esprisiyle hareket ediyorum yıllarca. Ömrümüzü buna harcıyoruz. Rabbim bir takım makamlar bize emanet veriyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bir çocuğu bir kötülükten kurtarıp vatana millete kazandırmak gerçekten büyük onurdur, şereftir. Onun gayret içerisindeyiz. Bütün arkadaşlarım da onun gayret içerisinde. Bütün belediye başkanlarım aynı düşüncede, aynı görüştedir. Ben hep hüsnü zanla düşünüyorum. Bütün belediye başkanı meslektaşlarımla ilgili. Tabii çok yoğun mesailer olduğu için ben biraz önce de söyledim. Onlara ben vekaleten, kendime asaleten geldim dedim. Çünkü hepimizin derdi aynı aslında. Öyle olmak zorunda da. Onun için güzel sporcular yetiştiriyoruz. Futbolda olsun, voleybolda olsun, halterde, boksta, güreşte, karatede, tekvandoda, vuşuda şu anda binlerce sporcumuz var bizim. Hatta milli takıma gönderdiğimiz çocuklar var. Ama temel özellik şu. Benim sporcum, benim evladım vatanına, milletine saygılı olan, örfünü, adetini bilen, dinini, diyanetini bilen, böyle çocuklar yetiştirelim, böyle sporcular yetiştirelim ki hiç olmazsa bu çocuklarımızın başarısı da istikrarlı olsun, düzgün bir şekilde olsun, hiç olmazsa adam gibi adam sporcular yetişsin. Eğer böyle olmazsa, biz bu arka planında bunları düşünemezsek, sporcunun başarısı çok kısa vadeli oluyor. Çocuğu kazanamıyorsun, genci kazanamıyorsun, çok çabuk kaybediyorsun. Spor budur. Ben spor camiasına, hatta kapalı spor salonlarımız olsun, futbol sahalarımız olsun şunu söylerim. Pankartlarda yazarım. Spor, dostluk, kardeşlik için vazgeçemeyeceğim, sağlık için vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir diyorum. Dolayısıyla bu değeri iyi korumamız, iyi kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Sporcu yavrularımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Size başarılar diliyorum. İnşallah biz de tabii yoğun bir seçim arefesi sürecindeyiz. Yoğun çalışmalar var. Ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sevdiğim, sporu sevdiğim, amatör sporu sevdiğim için en azından birkaç saat de olsa buraya katılmayı uygun buldum. Geldik, işte geldik, işte gidiyoruz. Hiç olmazsa güzel mesajlar bırakmış olmanın gururunu yaşıyorum. Güzel arkadaşlarla tanışmış olmanın sevincini yaşıyorum. İnşallah hayırlı olur bu toplantılar amatör spor ve spor camiasına diyorum. Bizim ödül gecemiz var 26 Mayıs'ta. Aday belirlerken biz spora destek olan belediye başkanlarını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan ve diğer kimselerden sorarak şey yaptık. Evet. Murat Başkanımız özellikle sizi söyledi desteklerinizden dolayı. Onu ilk önce ileteyim. Futbolda ve voleybolda ciddi bir başarı var aslında. Tabii futbolda biz bal ligine çıktı çocuklar. Tabii diğer ufaklar da başarılı. Voleybolda çok iyiyiz. Bayan voleybolunda. Biraz yüklensek birinciye çıkacağız ama birincilik sanki futbolun haricinde bütün branşlar amatör gibi olsa da işin birinciliği biraz profesyonelleşiyor. Yani bir işin tadını kaçırıyorlar. Onun için biz ikincilikte devam etmeye yeğliyoruz. Çünkü altyapımızda da 700'den fazla çocuğumuz var bizim. Yaz spor okullarında falan bayağı değerlendiriyoruz bu çocukları. Yani başarı devam. Halter'de milli takıma gönderdiğimiz çocuklar var mesela. Altyapıdan yetiştiriyoruz. Yani dert şu. Dert çocukları iyi değerlendirelim. Yanlış yoldaysa bunları yanlış yoldan kurtaralım. Vatana millete kazandıralım. Dert bu yani. Biz
izleyicilerimiz bir kısmı biliyordur, bir kısmı bilmiyordur. Şanlı liglerde olan Gölbaşı Spor'un da aslında Pusaklar Belediyespor'du. Tabii aslı biziz. Evet, yani liglerde olan bir takımımız da var. Yani ligde tabii takımımız, biz dedim ya, profesyonel biraz benim hoşuma gitmedi. Yani dipsiz bir kuyu. Sporcu, onun için diyorum, sporcunun örfü, adeti, geleneği, göreneği ve ahlaken düzgün olması lazım. Zaten sporculuk bunu, yani sporculuk bunu gerektiriyor. Bu olursa zaten işin profesyonel amatörü olmuyor zaten. Benim için o kadar şey değil. Fakat tabii futbol profesyonel, dipsiz bir kuyu. Biz orada kalkıp da efendim Fenerbahçelerle, Galatasaraylarla, Trabzon'la falan yarışacak durumda da değilsin. Dolayısıyla birincilikte biz bunu voleybolda yaşadık yani. Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, biz bunlarla yaşadık. Fakat zor geldi. Yani ben orada bir takıma harcayacağım eforu ve maddi güç, parayı belki de Pursaklar'da on binlerce genci spora aşık ederim, spora çekerim, daha güzeldir diye düşünüyorum. Onun için de pek fazla ileriye gitmedik. O Gölbaşı Spor'da da Kızılcahamam, ama Kızılcahamam'dan Gölbaşı'na geçti. Ama onu, o takımı ikinci lige çıkarma şerefine de biz nail olduk yine yani. Ya tebessüm şehri Pursaklar. Evet, tebessüm. Bizim de sporda yüzümüzü güldürdünüz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada da gördüğümüz için ayrıca çok mutlu oldum. Ne demek? Ben çok memnun oldum. Allah razı olsun.